İnanamıyorum şu an. Şu an gerçekten inanamıyorum. Markete gidiyorum. Resmen markete gidiyorum. Gitmiyor muyum? Gidiyorum. Size market kombinimi göstereyim. Şöyle beyaz şortum. Şortum da değil. Capri'm bu Trendyol'dan aldığım tişört ve çantam. Şimdi Converse'lerimi alacağım. Converse giyeceğim. Neden? Çünkü Converse çok güzeldir. Bu siyah Converse'lerimi seçtim. Bunlar benimkiler mi? Benimkiler. Eren'de de vardı aynaları. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben her evden çıkmadan önce muhakkak ne yaparım? Lavaboya giderim ve şu an lavaboya gidiyorum. Geldim. Şimdi maskenizi takalım. Merhaba. Maskeni al. Maskeli beşler. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Ben de iyiyim. Aşkım ben burada çoğu konuşmuyorum. Sen niye inatla bunu anlamak istemiyorsun? Aşkım o sensin, bu benim. Çat çat. Ben de maskemi takayım. Bu kulakları acıtma. Ben daha giriş yapmadım. Hadi bu videoya sen gir. Merhaba. Tok kanalına hoş geldiniz. Hayır, öyle girmiyorum. Benim gibi girsene. Bana ne, herkesin kendi şeyi var. Sen tarzında. Benim gibi gir bakayım, senin gözünden ben nasıl giriyorum. Merhaba. Merhaba demiyorum bir kere. Bir kere merhaba demiyorum. Hayatım hoş geldiniz. Hayır, selam demiyorum. Selam. Tokan. Telefonum nerede? Boş boş ne bakıyorsun lan? Telefonum nerede? Telefonum yok. Çok bağırıyor Hande. Resmen çıkıyorum. Her yerin ışığı açık ama. İyi yaşa. Anahtarı da almadı tabii ki. Markete gidiyorum ya. Markete gidiyorum ya. Markete gidiyorum. İzmir'den ve şeytan yürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illallah. Amin. Kenara kay. Ne bu kondayı dayı. Çekecek yokmuş gibi. Bekle, birlikte çıkalım kapıdan ya. Evet, ayakkabılarımı da giydim. Ayakkabı değil bunlar, bir Converse. Evet. Markete gidiyorum. Markete gidiyorum. Çok enteresan. Markete gidiyorum. We are the champions. Hayır, çıktım. Sanki ilk defa çıkıyorsun. Daha önce nerede çıktın? Bunları da baz alarak. Eren, eskisi gibi çıkmadığım için. Çünkü ışık çok kötü oldu, bir düzelteyim. Hava soğuk mu? Evet, hava niye soğuk? Ben bir de kapri giydim. Bu kapıdan nefret ediyorum. Çünkü bunu insan gibi kapatamayanlar var. Neyse, biz gidelim. Şey, çok esiyor şu anda. Aa! Evin içi sıcaktı. Evet. Hemen şöyle kemerimi alayım. Şimdi biz markete niçin gidiyoruz? Hazır, hemen tüketebileceğimiz şeyler almak istiyoruz. Çünkü son zamanlarda aşırı yoğunuz. Ben video sayılarımı yükselttim. Zaten biliyorsun gözlüğüm de maskeden bu yapıyor. O yüzden şimdilik şöyle yapalım. Ondan sonra hazır hemen yapılabilecek şeyler almak istiyoruz eve. Ki böyle yemek yapamadığım günler oluyor artık. Çünkü video çek, editle et derken dışarıdan çok yemek istemediğimiz için. Dedik marketten böyle hemen yapılacak şeyler alalım. Buzluğumuz da durur en azından. Hemen onları yapar yer tüketiriz diye düşündük açıkçası. Yes. Gidiyoruz mu multinet eritmeye? Kemerini tak. Multinet mi? Evet. Olayımız o zaten. Multinet eritmeye gidiyoruz şu an. O yüzden bizim evimizin çok yakınında bir markete gideceğiz. Ah. Öyle çok büyük markete gitmeyeceğiz. Her neyse, markette görüşürüz. Çok özledim. Market alışverişi yapmayı çok özledim. Her şeyi almasam bile her şeye uzun uzun bakacağım. Bakacağım ya, bakacağım. Neyin ne kadarmış bakacağım. Yorulacağız. Sonra şuradaki tişörtçüye uğrayacağım. Burada benim bir tişörtçüm var. O kadar. Bu arada ben giriş yapmadım. Ben yaptım ya seni. Direkt, he, doğru, sen yapmıştın. Evet. Olsun, ama o benden duymayı seviyordur. Belki benden duymak ister. Selam kanalıma ve hayatıma. Hoş geldin. Yepyeni bir günlük vlog ile karşındayım. Bu market alışverişli. Hatta bolca alışverişli bir vlog olacak gibi duruyor. Şimdiden söylüyorum. Biz markete gidelim. Sonra gelelim. Şimdi ne olacağız? Mayonezimiz var değil mi?
yazmıyorlar. Don't. Gümüş atı durmuyor. Burada değil tuvalet. Burada da değil tuvalet. Bunlar tuvalet kağıdını alacaksın. Tuvalet kağıdı alacağım da ha diğer tarafta kız onlar. Şuradan yumuşatıcı bakalım. En sevdiğim bölüm. En sevdiğim bölüm. Ya bunlar ne? Şu çok kötü. Bu çok kötü. Şundan mı alsam bundan mı? Benim hep kullandığım bunu çok seviyorum zaten. Sence şunu bir koklasana aşkım. Aa iyiymiş lan. Bunu alalım. Değişiklik olsun. Ya şunu da bir koklamayız. Biz buradan ayrılamayacağız ki. En güzeli bu. Göster. Limon yağı ve vanilyalı vermeyelim. Biz gidelim şimdi böyle derinliklere dalalım. Ara sıra gene geliriz tamam mı? Her zamanki gibi bundan alıyorum aşkım. Buradan başka bir şeye bakacak mıyım? Bakacak. Büyük boy gibi sol bir poşete bakmam gerekiyor. Buzdolabı. Ama hep küçük boy kalmış. Buradan alayım. Çat. Ben diyorum ki torku alalım. Sen ne diyorsun? Olur ha. Ama teneke almayacağım. Çok zor biliyorsun. Ben bilirsin. Tamam. Bu 2 litre götürür bizi baya. Turşu. Tombik. Tombik acı biber turşusu. Nerede? Yok mu? Acı bir karışık. Burada. İşte buldum benim salçamda. Bir tane kalmış gördün mü? Evet bu benim bebeğim. Bu değil bu. Ben bunu çok seviyorum. Aşkım bak. Bundan diyorum, siz bulamıyorsunuz ama karışık salça budur ve 10 lira burada. Hibiskus çayı var mı? Baksana aşkım. Benimle beraber hibiskus. Hibiskus. Evet. Hibiskus. Yok. Ya ilk sıraya bak diyorsun ya. Yok. Harbi yok. Turşu bir de kornişon olabilir miyiz? Al da ben göremedim tadınkini. Al, penguen al. Güzel mi değil mi bilmiyorum. İyidir lan, ne olacak, turşudur. Öyle değil işte o. Benim o zaman annemin, Türkiye lan. Benim annemin yaptığı turşuyla anneannemin yaptığı turşu aynı olmuyor. Alayım mı? Alıyorum. Ne kadar kötü olabilir? Altı niye öyle? Şey mi? Turşusu mu? Şey işte bozulmasın diye. Hmm. Buradaydı ekmekler ya eskiden. Bence direkt sola dön. Bence ekmekleri kaldırdılar burada. Ekmekler kaldırılabilir bir markette. İnsanlar rahatsız olabilir aşkım. Kapat istersen. Bu ya. Buradan geçelim. Başka bir şey almayacaksın mı? Orada. Bakıyorum. Yok. Kahvaltı yapmıyoruz ki evde. Pazar günü gene yok. Yumurta alacaksın mı? Hayır, yumurtamız var. Dönemedim. Bunlar niye dolaşıyor ki her yere arkadaş? Ben de ben de. Tamam, çıkalım bebeğim. Biz şimdi geldik ve mecbur bunları yere koyduk. Bunları asla mutfak tezgahının üstüne koymamamız gerekiyor. O yüzden şöyle yere koyacağız. Ve bu şekilde market alışverişimizi yapıp eve geldik. Şimdi hemen ellerimi, daha sonrasında kamerayı falan dezenfekte edeceğim ki hala daha maskeyleyim. Onu da hemen bir çıkaracağım. Eren de. Ay. Like atıyorsun değil mi? Bence atmalısın. 20 emek, saniye sürmedi senin el yıkama. Emek var. Hemen ben de ellerimi yıkayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Çok esiyor.
aşırı esiyor dışarısı ama hareket edince yine terliyorsun. Şöyle güzelce ellerimizi yıkayalım. Sonra gidip marketten aldıklarımızı dezenfekte edeceğim. Ya şöyle bir şey, tişörtçüye uğrayacağım demiştim. Uğrayamadım çünkü biz biraz geç kaldık. Eren işten gelmesini bekledim. Ve kapatmıştı o tişörtçü. Başka bir gün eğer yakalayabilirsem kapatmadığı anı muhakkak gösteririm sana. O benim jelili falan tişörtüm vardı. Çok beğenilmişti. Onu falan oradan almıştım ve gayet uygun fiyatlara. Ya şöyle bir şey, hemen başlamayacağım. Biraz şey yapacağım. Uzun süre çıkmayıp da sonra çıkınca ister istemez kötü oluyorsunuz. Çözülecek şeyler var ama. Biraz... Bir 5 dakikadan bir şey olmaz. Farz et ki Migros'a gittik yani, yoldayız. Biraz duracağım çünkü nefes nefese kaldım, cidden hamlaştım. Ondan sonra hep beraber, yani seninle beraber dezenfekte ederiz aldıklarımızı, ki ben hala dezenfekte ediyorum. Yapacak bir şey yok, benim içime sinmiyor. Sen yapmak zorunda değilsin. Evet, şimdi başlıyoruz. Bu işlem biraz uzun sürüyor. O yüzden hızlandırılmış şekilde göreceksin. Çok yoruyor. Ben şöyle poşetten tek tek aldıklarımı tezgahın üstüne çıkaracağım. Poşet poşet yıkayarak devam edeceğim. Aa, şarjım bitiyor. Resmen şarjım bitiyor. Sonunda şarj doldu. Ben tam biliyorsun yıkarken marketten aldıklarım şarj bitmişti kameramın. Hemen şarja taktım ama bozulacak olanları derhal yıkayıp buzluğa koydum. Buzluğa yerleştirdim de diyemem aslında. Çok düzgün bir yerleşim yok şu anda. Ama en azından şöyle sağlara, arkalara falan filan, sollara sakladım. Bir de acıktık tabii, bir şeyler atıştırdık Eren'le. Şunu şuradan alayım, şimdi yıkayamayacağım çünkü. Ve bu şekilde bunları buraya dizdim, yıkanmak üzere daha doğrusu. Hepsi bekliyor. Şimdi tek tek bunları yıkayacağım, yerleştireceğim. Bunu birlikte yapacağız. Ya birlikte yapacağız derken yine ben yapacağım, sen izleyeceksin. Ama izlemesi çok keyifli oluyor diye ben de seninle paylaşmak istiyorum. Burada yeterli derecede sadece şu Milka'nın bir tanesini ben aldım. Diğer bütün abur cuburlar Eren'e ait. Şunların hikayesini anlatacaktım. Bunlar dörtlü ice tea, bir de böyle Furuko gazoz var. Bunu zaten kendimiz aldık ama bunlar bilmem kaç lirayı geçince 10 liraya geliyormuş kasa yanında ve kız dedi ki ne kadar alırsanız benim o kadar işime yarıyor dedi. Hani ona, bana iyilik yapmış olursunuz dedi. Eren de Ice Tea'yi çok seviyor. Ice Tea aldı. Ben çok fazla Ice Tea'ci değilim ama severim. Bir tane de gazoz aldık böyle. Bunların toplam böyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, gerçekten bunu saydığıma inanamıyorum. 12 tane içecek 30 liraya gelmiş gibi bir şey oldu. Ama benim favori içeceğim bu. Afşar'ın sodaları. Mor'un da çok seviyorum fakat ondan kalmamıştı. O yüzden sadece bundan aldım. İşte böyle bir alışveriş oldu. Buzluktakileri göstermeyi çok isterdim ama çok mümkün gözükmüyor. Zaten şu yıkanamayacakları ben bir alayım. Şu çay tilatte bir tane kalmıştı. O yüzden bir tane çay tilatte aldım. Bir tane de kahvesini aldım bu Pınar'ın. Bunları bezle sileceğim çünkü karton ürünler yıkandı mı eriyor. Büyükleri bir alayım. Okey, çok iyi. Şimdi tekrar başladık. Sirkeli olanıyla. Bunlar normalde hiç bunların şeyi değil ama ben kullanıyorum ve en azından %100 organikler. Şöyle bezimin üstüne sıkıyorum bundan. Bayağı biraz. Bayağı demeyeyim. Sonra şunları siliyorum.
poşetler çok pis oldu. Ben bunları böyle plastik şişe su alıyoruz biz, fakat bunları başka bir çöp poşeti, başka bir çöpte biriktiriyoruz. Daha sonra Eren zaten bütün gün dışarıda gördüğü herhangi bir dönüştürücü çöp kovasına bunları atıyor. Lütfen siz de normal kendi yemek atıklarınızı attığınız çöplerle aynı kullanmayın. Çünkü bunlar geri dönüştürülüyor ve biliyorsunuz ki doğada çok zor çözünüyorlar. Ve yıkama, silme işlemim bu şekilde bitti. Şimdi bunları silmedim, yıkamadım. Çünkü henüz dolapta bitmemiş şeyler var, içecekler var. Onlar bittikten sonra açarız. Bunları da küçük odaya koyacağım. Orada dursunlar. Oranın perdesi kapalı zaten. Sıcak da olmuyor, güneş de girmiyor. Orada beklerler. Zaten şimdi tek tek çıkarıp yıkamayacağım. Gerçekten çok yoruldum. Şöyle üstünden bir silerim tabii ki de hani şey. Ama aynı şeyi göster göster de sıkmayayım diyorum. Bu şekilde silerim. Şimdi bunları böyle bırakacağım biraz, çünkü bu sirke kokusu, ya sirke kokusu da değil, lavanta yağı var içinde. O da organik ama onun kokusu biraz var. O kokuyu gitmesini beklemek için bunları biraz açıkta tutacağım. Zaten diğerleri de suyunu salsın istiyorum. Şu yıkadıklarım iyice sularını boşaltsınlar. Daha sonra buzdolabına yerleştireceğim onları da. Bu arada bir önceki vlogumda şey demiştim. Kargo gelmişti dün. Hala da açmadım. Balkonda bekliyorlar. Kargo gelmişti. Ne olduklarını hatırlamıyorum. Birlikte açarız demiştim ama o vlogda unuttum. O yüzden şimdi açalım istiyorum. Hazır buraları pisken burada açayım. Bir daha içeriye taşımayayım onu. Evet. Şöyle. Tahmin ediyorum olabilecekleri şey. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Aa, güzelmiş. Rengi beklediğimden daha koyu. Şöyle yine de faturası kalsın. Bunları babama aldım. Bir tane daha almıştım ama o gelmedi. Babam çok fazla kendisine alışveriş yapmayı seven bir insan değil. O yüzden genelde zaten evlenmeden önce de alışverişlerini ben yapardım babamın. Şöyle bir tane. Büyük mü bu babama? Hayır, değil. Çok güzelmiş rengi. Şöyle bir tane. Babam genelde polo yaka seviyor. Kolları bakayım. Lastikli çok sevmez ama aa, çok rahat lastik. Hani şimdi babacığımın pazılarına da sıkmasın. Böyle bir tanesi. Şu an çok karışık elbette. Dursun bunlar böyle. Tekrar paketlerim. Buna bakalım. Bu hangisiymiş? Bunu da çok beğenerek almıştım. Hemen şu çöpünden kurtulayım. Faturasını atıyordum az kalsın. Köye kargo gitmiyor. O yüzden önce bana geldiler. Ben buradan başka biri bir şekilde, ya şubeye kargolayacağım. Oradan alınacak. Evet. Bu da güzelmiş. Bu şey değil mi böyle ya? Tam baba penyesi böyle. Tam baba tişörtü. Bunu da beğendim. Evet, babama da çok yakışacaklar. Bundan eminim. Bir tane de şöyle almıştım. Onu da göstereyim hazır hepsini göstermişken. Eğer istersen sen de babana veya eşine almak. Eren'in tarzı değil bunlar. O yüzden babama aldım. Fikir olsun sende de. Şöyle bunun fiyatını söyleyeyim hemen. 59.94'e almışım ama 160 liradan düşmüş. Markası Matmex diye bir marka. Bunun da fiyatı 250 liradan 100 liraya düşmüş. Bu Avva'dan olduğu için biraz daha pahalı ama ben çok beğendim bunu. Böyle haki yeşili bir penye. Ve kolu düz. Babam böyle kolları daha çok seviyor. Bunu daha özel günlerde giyer en azından diye düşündüm. Bunun fiyatı da 100 lira. İndirimli 100 lira. Yanlış anlaşılmasın. Normalde 250 liraymış çünkü. Ama yorumları muhteşemdi. Sonra da bu haki yeşili de, aman, hardal sarısını da 40 liraya almışım. Onun fiyatı zaten sabit. Bu şekilde. Bu arada ben bu alışverişi zaten önceki videomda da söyledim ama tekrar söyleyeyim. Olaylar patlak vermeden önce yapmıştım. Zaten şu anda ortalık çok karışık hala daha. İkinci günündeyiz olayın. Hala daha tam kimse bir şey söyleyebilmiş değil. Ben de kesinleşene, netleşene kadar zaten şimdiye kadar aldıklarımın için hiçbir şey yapamam ama bundan sonra alışveriş yapmayı düşünmüyorum. Herhangi bir bu isimde, bu haberde adı geçen sitelerden. Şimdi ellerimi tekrar dezenfekte edeyim. Daha sonra geliyorum. Kimse demesin yani Eren hiçbir şey yapmıyor diye.
Sonunda tezgah boşaldı. Buzdolabı çok fena durumda. Gerçekten aşırı çok kötü durumda. Her yeri zaten bu sular falan kapladı. En kısa zamanda aldığım şeylerle, buzdolabı düzenleyicileriyle birlikte bir buzdolabımı düzenliyorum videosu gelecek. Ama bir türlü fırsat gelmiyor. Çok zamandır çekmek istiyorum. Çekeceğim ama yüksek olasılıkla bundan sonraki videom o video olur. Evet, bunu yapabiliriz anneciğim. Şimdi de gördüğün gibi ortalığı falan biraz daha toplamam gerekiyor ama sabahtan beri mutfağa çekiyorum. O yüzden ben burayı şimdi tek başıma toplayayım. Daha sonra seninle tekrar buluşur, görüşürüz, konuşuruz. Seviyorum seni be. Şimdi görüyorsun ki saat 10. Aman benim işim hala bitmedi. Kocam sağ olsun, birlikte nevresim takacağız. Dolabın kapağını kapatsana. Bu alışveriş videomda gösterdiğim çarşaf. Ütülemedim vallahi. Hiç ütüme uğraşamam. Onu ben de bilmiyorum ama böyle galiba. Ama ters tutmuşuz. Burayı sen alacaksın, orayı ben. Dikişleri ters. Bunu. Böyle. Yatacağız bu gece. Biz de duşa girsek mi? Böyle bu şekilde yine aldım. Pike ile, ki pike çok tatlı oldu burada. Çarşafları serdim. Şöyle halıyla falan da. Şöyle uzaktan bakalım. Bence tatlı oldu. Güzel oldu. Şimdi bu halını biraz süpüreceğim. Çünkü toz kalktı nevresimden. Görüşürüz. Ay, pike çok güzel. Bu pikeden aldım. Migros'tan aldığım bu. Şöyle yakından göstereyim. Böyle meli olan. Yoruldum ve hemen kızarıyorum. Hemen anında kızarıyorum. Ve şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Saçım çok kötü, açabilir miyim? Bu yorgunluğun üstüne bir Türk kahvesi gider. Normalde bayağıdır Türk kahvesi içmiyorum hava sıcak diye. Ama hazır hava bugün bayağı serinken ve esiyorken ve gerçekten soğukken bir Türk kahvesi yapalım ve Türk kahvesi içelim. Sonra biraz Instagram'a bakayım. Survivor'ın canlı finali mi var? İstanbul finali mi ne var? Herkes onu izliyor. Yüksek olasılıkla. Ama olsun, biz bize biraz takılırız. Eren de içeride onu izliyor ama ben izlemek istesem de izleyemiyorum gördüğün gibi. O yüzden bir Türk kahvesi koyayım ben şimdi bize. Şöyle yapalım. Hello Kitty'li tabii ki de. Hello Kitty'li fincanlarımı tercih edecektim. Ya ne sandınız? Baksana çok tatlı. Soracak olanlar için söylüyorum. Karaca. Yine Hello Kitty'li bir tabağa da biraz çikolata koyalım. Aferin kızıma. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hemen benimkileri de alıp geliyorum. Şurada tepsi var. Ama benim adım Hande. Sevgim, bunu da alıp koyabilir misin? Tabii ki de sen. Teşekkürler. Hemen çikolatamızı da alıp geliyorum. Of, benim çikolatamı getir dedi. Çünkü o kendisine şu çikolatayı aldı. Eriyor biliyor musun çikolatalar? Allah, burası yanıyor. Hayır, açma. İşte böyle, bizim kahve keyfimiz de bu kadar. İşte bize böyle kahve içiyor. İyi, güzel değil mi? Tabii ki de güzel. Kocacığım, seninle her şey çok güzeldir zaten.
Şunun sesini kes be. Olduğu gibi naklen burada çıkar onun sesini. Kumanda karşı koltukta kalmış. Getirsene biz onu. Allah aşkına. Tabii ki kim olacak? Kim olacak? O piti piti yapıyoruz. Tamam mı? Kime çıkıyorsa. Kamerada kayıtları var. Yalan hile hurda yok. O piti piti, karameli sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Biz size gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik. 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 Hadi getir. Aşkım bak kayıtlar var. Allah rızası için alsan onu be. Süpersin. Hep ben. Eziliyorum ben bu evde baba. Eğer bu videoyu izliyorsan zorla tutuluyorum. Tövbe. Biz hala araba bakıyoruz yalnız. Öyle de bir zorla gerçek var. Tutuluyorsun değil mi? Hayır canım. Ben sana tutuldum da ondan buradayım yavrum. Baba bunları izliyorsan da çok üzüldüm. Ben de tutulatamdayım. Çok yoruldum ben bugün ya. Neden? Ero bu çok güzel. Yok ben kendi çikolatamı seviyorum. Tamam ben ondan da yerim. Ero'ninki böyle püsküvetli. Püsküvet. Şöyle şeklinde. Çok tatlı küçücük püsküvet var. Yok mu hiç? Hayatımı solla. Hı? Ya aldım birkaç tane işte. Favorilere. Evet favorilere. Aldım birkaç tane deyince. Mal gibi kaldım ya. Yok sen hemen anladın. Bu, bununla bunu çikolataya Japon yapıştırıcısıyla mı yapıştırdın? Salak mısın sen? Çikolata mukbang. Hadi. Sana bir soru. Cevapla. Dinliyorum, cevaplıyorum. Ben evlenmeseydin kimle evlenmek isterdin? Hadi. Düşünmedim aşkım. İşte sana düşünmen için 3 saniye veriyorum. Hadi sen söylesene, cevap ver bana. Bilmiyorum aşkım. Bileceksin. Evlenmezdim ben. Ya evlenirdim de evlenmezdim yani. O ne demek lan evlenirdim de evlenmezdim. Kendim kredi borcuna sokardım. Lüks araba alırdım, evlenemezdim. Allah seni kahretmesin. Bir de bu soruları sorarken korkmuyorum çünkü Eren asla ya sen diye sormaz. Ya sen? Başka bir şey yapacaktım. Ben ne yapardım? Ama bu çok tehlikeli bir çikolata ya. Evet aşkım yeter, çok yedim. Ben bunu ikimiz birlikte yeriz diye bu kadar getirmiştim. Bu da yeter. Valla çok güzelmiş. Neyse ki soru kaynadı, çok iyi oldu. Hadi sen de sıra, sen şey yapacaksın. Ne yapacağım? Soruyu cevaplayacaksın. Soru neydi? Ben evlenmeseydin kimle evlenirdin? Çok net bir şey söyleyeyim mi? Kimseyle evlenmezdim. Ama gerçekten evlenmezdim. Oğlum ben seninle de yanlışlıkla evlenmedim mi zaten? Evlenseydim de kesin boşanırdım. Sen... Çünkü sevgilim bizim kadar... Seni kimse çekemez ki aşkım benden başka. Evet doğru söylüyorsun. Kısmen çok doğru söylüyorsun. Hadi bana yemek söyle. Ama... Dışarıdan. Bu adamı ben doyuramıyorum komşular. Komşular yardım edin, ben bu adamı doyuramıyorum. Hadi bir şey söyle vallahi. Tamam söyleyeceğim. O zaman videoyu burada kapatalım artık, olur mu? Okey. Hadi bu videoyu sen başlattın, sen kapat. Bizi demiyordun değil mi? Bizi diyorum sonra. Sizli bizli olmuyordun. Evet çünkü burada çok... Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayır bak, bizi izlediğin için teşekkür ederiz. İzlediğin yes. Az önce bunun sordum için ya, çoğul mu yapıyorsun? Beyin lazım bunun için şimdi. Bizi izlediğin için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı. Lütfen Hande'nin kanalına abone olmayı. Videosunu beğenmeyi. Yorum atmayı unutma. Çok samimi. Her like. Bir kapının şey yaptım. Her like bize bir destek. Ev alacağız hadi. Herkes like atsın.
Çok samimiyetsiz bir kapanış yaptım, farkında mısın? Ya ben şaka yapıyorum, ya şakasını yapıyorum. Aynen. O yüzden tabii ki girişte olduğu gibi tekrar ben devralıyorum. Eğer beni buraya kadar izlediysen çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen beni desteklemek istersen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirim çanını açmayı ve bu tarz günlük vlogların daha fazla gelmesini istersen yorumlarda belirtmeyi unutma diyorum. Sen iyi ki ama iyi ki varsın. Gerçekten çok seviyorum burayı ya. Ben burayı seviyorum ha kardeşim. Kendine gelir misin? Bayağı seviyorum ben burayı ya. Daha vurma. Benim olduğum mesela. Ezan okunmaya başladı. Seni çok seviyorum. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak.